İl Yönetim Ekrem Arda Eray. Özellikle Sayın Başkanım hoş geldiniz. Başkanımızın sinirimizin basınıyla tanışması sebebiyetiyle birinci gayemiz buydu tabii ki. Ve partimize yeni katılan arkadaşlarımıza rozet töreni ve Demokrat Parti'nin geçmişten bugüne olmazsa olmaz dediği esnafımız, çiftçimiz. Bugün bu hafta aile kapsası. Dolayısıyla davetimizi kırmayıp buraya bizleri teşrif eden Esnaf ve Sanatçılar Odası Başkanımıza, Yeni Sanayi Odası Başkanımıza ve Şoförler Odası Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Ahilik gününüzde kutlu olsun. Ahilik haftanızda kutlu olsun. Ben sözü çok fazla uzatmadan yani İl Başkanımıza tekrar hoş geldiniz diyor. Kendisine mikrofonu takdim ediyorum. Hanım Nuray Toçay'a Yeni Sanayi bizim başkanları Ercan Çalışkan ve Şaban Erdem ve de Silivri Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanımız Recep Akıncı başkanlarıma öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ahilik haftanızı canı gönülden kutluyorum. Esnafımızın Allah yardımcısı olsun diyorum. Değerli Silivrimizin yazı kışı demeden, soğuğu demeden gözümüz kulağımız olan, sesimiz olan yerel basınımıza hoş geldiniz diyorum. Çok kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarım, bugün Demokrat Parti'nin var olduğunu tekrar kanıtlamak için burada nezih bir toplantı yapıyoruz. Yeni katılacak olan arkadaşlarımıza il başkanlığımızın eşliğinde rozet töreni de ayrıca yapacağız. Tabii ki burada rozet takılan arkadaşlarımız sembolik olarak burada. Onların arkasında büyük kitleler var. Bunu da bilmenizi istiyorum. Silivri'de Demokrat Parti geleceğin belediyesi olacaktır. İnşallah yerel yönetimleri Silivri'de biz alacağız diyorum. İddiamız çok büyüktür. Demokrat Parti Nadas'ta çok yaptı. Bu Nadas'ta güzel ürünler almak için yerel yönetimlerde biz Silivri'mizin örnek bir belediyesi olacağız. Her şey Silivri'miz için, daha mutlu yaşamak için Demokrat Parti diyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Sayın İl Başkanıma mikrofonu veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli Oda Başkanlarım, siz de hoş geldiniz. Güzel Silivri'nin insanları. Sizleri gördük böyle bir hafta sonu sabahı, bu güneşin, mavinin güzelliği gibi sizler de cıvıl cıvılsınız, ışık saçıyorsunuz. Değerli başkanımın da biraz önce bahsettik, bulunmamızın sebebi rozet takma gibi gözünse de aslında partinin burada Silivri'de İstanbul yürüyüşünün başlangıcının sadece bir amatörüdür. İstanbul'da Demokrat Parti'nin kalkınması Silivri'den başlıyor. Tek tek bütün ilçelerimizde 39 ilçeyi dolaşarak Demokrat Parti'nin tekrar var olduğunu, 50 sene bu ülkeyi yöneten kültürün tekrar bu vatandaşların ihtiyacı olduğunu, esnafların, çiftçinin tekrar ayağa kalkması için Demokrat Parti zihniyetine ihtiyacı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu zor günlerinde ayaklanması için bizlere ihtiyacı olduğunu önce sizlere sonra da buradan tüm memlekete duyurmak istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Zaten gönlünüzde olanı sadece bir yansıması olur. Başkanım, 57'den bir anet olacağım.
Merhaba. Gençlerimize. Çok teşekkür ederim. Tekrar hepinize hayırlı olsun. İlçemize hoş geldiniz. Yani öyle bir güzel gün bize de yaşattınız. İşte başkanım. Silivri'ye geldiğimiz için biz sizden daha çok memnun olduk. Öyle söyleyeyim. Hem böyle güzel insanlarla tanıştık. Hem partimize yeni üyeler kazandırdık. Hem de güzel bir Silivri havası soktuk. Şimdi programlar yoğun, o yüzden müsaadenizi istiyoruz. Diğer ilçeler bizi bekler. O onur bize ait. Sağ olun, çok teşekkürler. Zaten Halide Hanım'ın burada var olan güzel bir toplumda karşılığı, bunun da bizim yeni atanmamızın devamında bizimle tanıştırma sürecini gerçekleştirdik. Yerel basından arkadaşlar vardı, sağ olsunlar. Güzel bir katılım gerçekleşti. Yeni üyelerimizi partimize kattık. Ahiler haftası, o yüzden oda başkanlarımız vardı. Oda başkanlarımızla güzel bir tanışma programımız oldu. Silivri'ye sık sık zaten seyahatlerimiz devam edecek. Programlar alacağız Silivri'de. Diğer ilçelerimizde de birçok program gerçekleştireceğiz. Demokrat Parti'nin İstanbul'da yeniden varoluşunu Silivri'den başlatarak göstermek istedik. Çünkü Halide Hanım'ın buradaki ilçedeki saygınlığı partimizin bayrağının gururla dalgalanmasını sağlıyor. Daha güzel günlere gelecek. Önce Silivri, ondan sonra İstanbul, sonra da Türkiye olacak inşallah. Bugün değerli il başkanım Ekrem Arda Silivri'mize ziyaret etti. Silivri'deki programımız bugün ahilik haftası nedeniyle esnaf sanatkarlar oda başkanımız, sanayi oda başkanlarımız, Silivri şoförler ve otomobilciler oda başkanımız vermiş olduğumuz kahvaltıya katıldılar. Silivri'de güzel bir sabah geçirdik. Öğretmen evinde nezih bir toplantı yaptık. İl başkanımızla beraber partimize bugün yeni bir katılım oldu. Bu katılan arkadaşlarımıza il başkanlığımızın nezdinde rozetlerini taktık. Silivri'de Demokrat Parti ilçe başkanı olarak ben 8 yıldır görevdeyim. Şimdi bu 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olarak sahalara çıktım. Tabii ki bu sebepten dolayı yönetimimiz fes oldu. Seçim sonrası genel merkezimizin ve il başkanlığımızın doğrultusunda Silivri İlçe Başkanlığı'na tekrar göreve getirildim. Şu an atamayla görevdeyim. Kongre çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul 39 ilçe kongre çalışmalarını sürdürmektedir. Ben de Silivri İlçe Başkanı olarak tekrar yeni yüzlerle, yeni yönetim kurulu arkadaşlarımla inşallah sahalara çıkacağız. En yakın zamanda
ilçemizde kongremizi gerçekleştireceğiz. Çok hızlı bir şekilde kongre çalışmalarını yapıyorum. Tabii bugün Silivri'miz değil, Türkiye'mizde büyük bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Demokrat kadrolara büyük bir ihtiyaç olduğu gündeyiz. Bizim Demokrat Parti NADAS'a çekilmiş durumda şu anda. Yeniden GDO'lu tohumlar değil de yerli tohumları ekerek Silivri'mizde ve Türkiye'mizde güzel hizmetler etmeyi hedefliyoruz. Demokrat Parti bu konuda çok donanımlıdır, deneyimlidir, tecrübelidir. Bu ülkeyi yönetmiş, bu ülkenin en ücra köşesinde yoluyla, elektriğiyle, suyuyla hizmeti olmuş bir misyonuz biz. İnşallah yeniden demokrat kadrolarla o günlere döneceğiz. Ülkemizi bu dar çerçeveden kurtarmanın çalışmalarını var gücümüzle yapacağız diyorum. Tüm katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadılar. Demokrat Parti'ye ihtiyaç olduğunun bilincine varıp ilçemizde ben de varım, ben demokrat ailenin çocuğuyum, benim dedem demokrat, benim babam demokrat deyip bugün gelip yakalarına rozetlerini taktırdılar. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel çalışmalarla yeniden sizlerin karşınızda olacağız. Teşekkür ediyorum.